Değerli öğrencilerim, merhabalar dostlar. Şimdi 19. bölüme geçiyoruz bu videomuzla birlikte. Yamuğu gömeceğiz arkadaşlar. Hadi bira bismillah diyelim, başlayalım. Şimdi 29 tane köşe taşımız varmış. Onları bir öncelikle bir halletmeye çalışalım. Evet, birinci köşe taşımız burada arkadaşlar. Hemen birinci sorusuyla başlıyoruz. Birinci köşe taşımızın birinci sorusu. Bakalım ne diyor bir numaralı sorumuz. Diyor ki ABCD bir yamuk. Tamam, zaten yamuk dediğimiz şey neydi arkadaşlarım? İki kenarı paralel olan dörtgene biz yamuk diyecektik. Bakın burada da AB ile DC'nin paralel olduğunu söylemiş. Üstteki ile alttaki paralel. Şimdi paralellik var ve açı sorusuysa biz burada muz kuralını arayacaktık dostlarım. Neydi muz kuralı? Ya M kuralı, ya U ya da Z kuralı. Üçünden biri, belki ikisi mutlaka vardır demişiz. Şimdi burada önce bir ikizkenar üçgenimiz var. 150 derece tepe açısı. Demek ki taban açılarına toplamda 30 derece kalacak. Hemen bu 30'u da 15, 15 kardeş kardeş paylaştılar. İşte size bir Z kuralı arkadaşlarım. Bakın şuradaki Z harfini görün. Demek ki burası da 15 derece olacak diyelim. Şu ikisi birbirine eşit. Burada da bakın 15, 90, 75 üçgenimiz var. Demek ki alfa açımız 75 dereceymiş. Paketledik, geçtik. Geldik 2 numaralı soruya. Neredeyse aynısı arkadaşlarım. Bu sefer sayı yok. Şeylerle vermiş. Desenize. Harflendirme yapmış. Beta'nın alfa türünden eşiti nedir diye bir soru soruyor. Gelin biz başlayalım şimdi sorumuzu çözmeye. Şimdi şu açıyla şu açının eşit olduğunu biliyoruz. Hatta az önceki sorudaki gibi şurada bir Z harfi yapıp şuradaki açının da bunlara eşit olduğunu biliyoruz dostlarım. Şimdi U kuralı yapalım. Az önce Z'den çözdük. Bu sefer de hani şu ikizkenarı kullanalım da bir de önce bir şuradaki U'yu kullanalım dostlarım. Bu iki açıyla beta'nın toplamı 180. Şimdi şunlara biz bir x dersek, bakınız 2x ile beta'nın toplamının 180 olduğunu biz U kuralından söyledik. Dolayısıyla 2x eşittir 180 eksi beta olur. X eşittir 90 eksi beta bölü 2 olur. Yani şuradaki açı aslında 90 eksi beta bölü 2'ymiş dostlarım. Bunu bulduk. Sonra şunu da biliyoruz. Şu üçünün toplamı 180 olacak. Burada 90 var. Burada da 90 var. 180 burada var. Demek ki şu eksi beta bölü 2 ile eksi beta bölü 2 ile alfanın toplamının 0 olması gerekiyor dostlarım. Hemen eksi beta bölü 2'yi bu tarafa atalım. Alfa eşittir. Beta bölü 2 çıktı. Bölü 2'yi de karşıya çarpı durumunda atarsak beta eşittir. 2 tane alfa çıktı. Bakın betayı alfa türünden söyleyeceğiniz zaman 2 alfa demeniz yeterli olacakmış. Evet, bunu da hallettik. Geçtik 3 numaralı sorumuza. ABCD yamuk. Tamam, AB paralel DC'yi göstermiş bize. AH'lan DC eşitmiş. DH eşitmiş pardon. Tamam, DC ile de BC eşitmiş. Güzel. Şurayı çizersek bir ikizkenar üçgen çıkacak yani. Şurayı bir çizeyim ben. Bakın şu kısmı çizdim. Şurada bir ikizkenar üçgenimiz var. Bu bir. Bir de şunu görelim arkadaşlarım. Bakın şu yükseklik aynı zamanda kenar ortay oldu. Benim kay dediğim kuralı hatırlarsanız bir doğru hem kenar ortay hem yükseklik olduysa açıortay da olacaktı bu doğru. Ve bu üçgenimiz ikiz kenar üçgen olacaktı. Yani şurasıyla şu kısım kesinlikle birbirine eşit olacak diyebiliriz artık. Peki hadi başlayalım. Şuna A diyelim. Şuna da A diyelim. Eşit açılara AA diyerek başladım. Şurası 54 eksi A geldi. İkiz kenar olmasından sebep burası da 54 eksi A geldi. Sonra bakın şurada bir Z harfini tekrar gördüm arkadaşlarım. İşte size bir Z harfi. Şurada ters Z. Ne diyeceğiz burada? 54 eksi A ile yazalım şuraya. 54 eksi A ile şuradaki 2 A'nın ölçüsü birbirine eşit. Hemen eksi A'yı bu tarafa attık. 3A eşittir 54. A eşittir 18 çıktı. Peki A'yı da 18 bulduk. Hemen onu da yazalım. Artık her şeyi bulduk diyebilirim. Peki A'mız 18. Şurada 90'ımız var. 18 daha 108 yaptı. Şuraya 72 kaldı. Peki bu açımız 72 derece ise U kuralından şuranın tamamının 108 olması lazım ki toplamları 180 olsun. O zaman sorumun cevabı
Denizli'den geldi. Evet, hemen dördüncü sorumuz. ABCD bir yamuk, bir de paralel kenarımız varmış. BCDE. Tamam, bir tane de paralel kenarımız var. Neresi 90? DE ile DB. Şimdi şuradaki Z harfini görelim o zaman biz hemen. Demek ki 90 derece varsa şu açımız da artık kesinlikle 90 derece. Bunu bir söyleyelim. DC AD'nin 2 katıymış. Şuraya bir K yazalım. DC'ye de 2K yazalım. O zaman paralel kenardan dolayı BE de 2K olacak. Bakın, geometrinin taktiklerinden biridir. Bir soruda 1'e 2 oranı varsa ve bir de 90 derece varsa biz o soruda muhteşem üçlü yaparız hemen. İşte şu 90 derecenin de kenar ortayımı indirdim. Hipotenüsü 2'ye böldük. K, K diye ve kendi de bu K'ya eşit oldu diyebiliriz. Hemen bunu da yapıştırdık. Ve bakınız şurada ne çıktı karşımıza? Bir ikiz kenar üçgen. İşte bunun sayesinde de soruyu çözeceğiz. Şimdi paralel kenarda karşılıklı açılar eşitti. O halde burası X. Peki burası X ise mecbur şu K, K'dan dolayı burada X. Sonra... Şurası x, x, şu açıya 180 eksi 2x kalır. Bu k, k'dan dolayı da arkadaşlarım şu açımızda 180 eksi 2x'tir. İkizkenar üçgenin taban açıları eşit muhabbetinden. Şimdi son darbeyi vuruyorum. İsterseniz şu üçgenin iç açılarını toplayıp 180'e eşitleyin. İsterseniz bakın şu küçük üçgende İki iç açının toplamı bir dış açıya eşit kuralı uygulayın arkadaşlar. Yani 180 eksi 2x ile 21'in toplamı neye eşit olacak? Şuradaki x'e. 180 eksi 2x ile 21'in toplamı eşit olacak x'e. Evet, buradan da hemen 180, 21 daha 201 yaptı. Eksi 2x'i buraya alırsak 3x yapacak. 3'e bölelim hepsini. Ne geliyor? 3'e bölersek 67 mi geliyor? 67 geldiğini görelim. Biz odaklanmayı falan da ayarlamadık arkadaşlar. Onu da yapalım. Burada belki çok gidip gelmeler olmuş olabilir. Şu odaklanmasını bir daha bir ayarlayayım ben bunun. Tamam, güzel oldu. Evet, birinci köşe taşını bitirdik. Şimdi geldik 2 numaralı köşe taşımıza. Evet, birinci sorumuz. Görelim hemen. ABCD yamuk, 116 var, 52 var. X kaçtır diye de bir soru sormuş bize. Şimdi dostum, bizim bu yamuktaki en klasik hamlelerimiz, yani soruyu çözerken yapacağımız en klasik hamlelerden biri şu. Şu C köşesinden şu AD kenarına paralel olan bir doğru indireceğiz dostlarım. Ve bunu indirdikten sonra bakın bu buna paralel. Şurada bir paralel kenar oluşacak. İşte 4 ise burası da 4. Karşılıklı açılar eşitti. O zaman burası 116. Sonra 116 ise şurası 50 değil 64 olacak. Peki 64, 52 daha 116. Buraya o zaman 54, 64 mi kalacak arkadaşlarım? Bir 64 de buraya kalacak. Ve bakın ikiz kenar üçgen çıkarttık. 6 ise burası da 6. Demek ki x'in tamamı 10. Neymiş bizim yamuğumuzun en klasik hamlesi? Şu C köşesinden bir paralel çiz. Bir tane paralel kenar oluşacak. Paralel kenarın özelliği karşılıklı kenarların eşit olması. Karşılıklı açıların eşit olması. Ve sonra şuradaki üçgen zaten ya bir özel üçgen çıkar ya da burada bir benzerlik çıkar. İkisinden de soruyu her türlü gömersin. Evet, 2 numara. Bakın yine bu yandan paralel çizme özelliğini kullanalım. Bunu nereden anlıyoruz peki öğretmenim? Daha çok dostlarım böyle yamuğun içi boş verildiğinde, ki bazen de böyle bir çizgi çizse de ben boş kabul ediyorum. Küçük bir çizgi çizse de genelde hep bu özelliği kullanıyorum dostlarım. Yani şu yandan paralelimi çiziyorum. Bakın 3 ise buraya da 3 yazalım. Şimdi şurada bir C açısı var. A'nın 2 katıymış. Şimdi şuraya biz bir A açısı yazarsak, tabii ki paralel kenarda karşılıklı açılar eşitti. Burası da A. Ve diyor ki C'nin tamamı bu A'nın 2 katıdır. O zaman buraya da A kaldı. 2A olması için. Bakın hemen şurada da bir Z kuralı gördüm. Yine buraya da A yazdım. Demek ki bu üçgen ikiz kenarmış dedim. Burası da 9. Bize de 9 ile 3'ün toplamını soruyor. 12'yi paketledik. Haydi bakalım 3. sorudayız arkadaşlarım. Bakın yamuğun içi boş. Bize de bu sefer alan soruyor.
Hadi ne yapacağız hemen? Şu yandan bir paralelimizi çizelim ilk önce. Şöyle bir çizdik. Şimdi 4 ise burası da 4. 5 ise burası 5. 12 4'tü. Buraya da 8 kaldı arkadaşlar. Buraya kadar tamamız. Şimdi bize ne diyordu? Tüm ABCD'nin alanı nedir diye bir soru soruyor dostlarım. Peki neler yapacağız öğretmenim? Bulabildiğin kısmın alanını bulalım. Bakın şurada bir 5, 7, 8 üçgenimiz var. Bu üçgenin alanını ben eğer ki istersen bulabiliyorum. Nereden buluyorsun öğretmenim? Mesela U'lu alan formülünden bulabilirim dostlarım. U'lu alan formülü neydi? Önce U bulunacaktı. U dediğimiz şey çevrenin yarısıdır arkadaşlarım. Peki çevremiz 5, 12, 20'den 10. Yarısı 10 çevrenin. Sonra alan dediğimiz şey ise kökün içinde bir kere U'yu yazıyoruz 10 çarpı. Sonra bu U'dan üçgenin bütün kenarlarını tek tek çıkarıyoruz. 8'i çıkarıyoruz 2. 5'i çıkarıyoruz 5. 7'yi çıkarıyoruz 3. Bakın şurası şimdi 10. Burası da 10. Çarptım 100. 100 dışarıya 10 diye çıktı ama 3 içeride kaldı. Demek ki bu üçgenimin alanı 10 kök 3'müş arkadaşlarım. 10 kök 3. Şimdi bakın paralel kenar var burada. Paralel kenarında şu köşegenini çizelim. 8'lik kenara 10 kök 3 düştüyse 4'lük kenara yarısı düşecek. Yani 5 kök 3 düşecek. Paralel kenarda köşegen alanı 2'ye bölüyordu. O zaman burası da 5 kök 3 oldu. Ve toplam alan 10, 15, 20 kök 3'tür diyebiliriz dostlarım. Evet, geldik dördüncü sorumuza. Bakın yine yamuğun içi boş verilmiş. O zaman hiç düşünmeden biz ilk önce şuradan bir paralel çizelim. Şuraya 5, şuraya 15, şuraya da 25 yazalım. Arkadaşlar bakın bu sefer ne çıktı karşıma? 15, 20, 25 üçgeni. Bizim 3, 4, 5 üçgenimiz gibi tabii ki burası kesinlikle o zaman dik olacak dedim. Bana da yamuğun yüksekliği nedir diye soruyor. Yani şuradan aşağıya indirdiğiniz bu dikliği bulmanız yeterlidir. H diyelim buna. Dostlarım hatırlayın dik üçgenin yüksekliğini nasıl buluyorduk biz? Hani ah bacı diye bir formül öğrettim size ben. Dik üçgende Öklit bağıntılarını anlatırken ah bacı şöyleydi. Hipotenüsle yüksekliğin çarpımı yani 25 ile h'ın çarpımı dik kenarların çarpımına eşittir. Peki 5'e bölelim 5. 5'e bölelim 3. 5'e bölelim 5'e bölelim 4. H eşittir 3 çarpı 4. Yani 12 çıktı dostlar. Evet, 2 numaralı köşe taşımız da tamamdır. Hemen geçelim 3 numaralı köşe taşımızın birinci sorusuna. Bakın yine yamuğun içi boş arkadaşlar. Farkında mısınız? Hemen şuradan biz hani hiç daha soruyu bile okumadan şuradan bir paralel çizelim mi şöyle? Şunu çizdik. Burası x. Burası 18 eksi x. Peki 105 ise şurası da 105. Karşılıklı açılar eşitti paralel kenarda. Ve şurası 105 ise burası da 75. 75, 15. Buraya da kaldı 90 derece dedim dostum. Peki paralel 15, 75, 18 diyor ki yamuğun alanı 36 santimetre kare ise DCX nedir diye de bir soru sormuş bize. Şimdi bu soruyu yine nasıl çözelim diye düşünüyorum. Şuradan aşağıya bir diklik indirelim isterseniz yine. Öyle mi çözsek yoksa tamamını mı? Yok, devam edelim. Şuradan aşağıya bir diklik indirelim arkadaşlarım. Şuraya H diyelim. Şuradaki H'a 4H muhabbetini görelim. Hani 15, 75, 90'ın özel muhabbetiydi burası. 4H oldu diyelim buraya da. Şimdi yamuğun alan formülü neydi? Alt taban artı üst taban çarpı yükseklik bölü 2 olacak arkadaşlar. Alt taban artı üst taban çarpı yükseklik bölü 2. Şimdi alt tabanımız 18. Üst tabanımız x. Alt taban artı üst taban bölü 2 çarpı yüksekliğimiz de h. Şimdi bu bize 36 olarak verilmiş. Peki şu 2'yi buraya çarpı olarak atalım. Bakın ne geliyor? 18 artı x çarpı h eşittir 72 çıktı. Şimdi x ile h arasında da bir ilişki var. Bakın 18 eksi x 4h'a eşitmiş arkadaşlarım. 4h'a eşit. Peki hemen 4'e bölsem ben burayı şöyle. H dediğimiz şey 18 eksi x bölü 4 demekmiş. Gelin bunu da yerine yazalım. H yerine 18 eksi x bölü 4 yazıyorum. Şöyle bir şey oluyor.
18 artı x oluyor. Şurası gözüküyorsa burada yazayım arkadaşlarım. Evet. 18 artı x var. H yerine de 18 eksi x bölü 4 yazıyorum. 18 eksi x bölü 4 eşittir 72'ymiş. Şimdi 18 artı x, 18 eksi x. Bakın 2 kare farkı. O zaman birincinin karesi eksi ikincinin karesi demektir bu. 18'in karesi 324 eksi x kare eşittir 4 çarpı 72. Bunları da çarparsak 288 mi yapıyor? Hadi 288'i bu tarafa, x kareyi buraya alalım. 288 çıkacak yani 324'ten. 14'ten 8 çıktı 6. Şöyle yapalım. 11'den 8 çıktı 3. Burası da 0. 36 eşittir x kare. Demek ki x eşittir 6 geldi. Biraz uzun sürdü arkadaşlarım. Yani başladığım yol buydu. Belki düşünsem başka bir kısa yol daha bulabilirdim ama ilk aklıma gelen yolla devam ettim ben. Şuna bakıyorum şimdi. ABCD yamuk. 4, 8 hepsi tamamdır. Gelin şuradan biz yine bir paralelimizi çizelim hemen. Şimdi şurası da 4. Şurası 6. Buraya da ne kaldı toplamda? 14'tü. 11'i çıkartırsam 8 mi kalıyor arkadaşlarım buraya da? Yok, 11'den 4 çıktı, 7 kalıyor. Heh. Şimdi şuradaki açıları da okuyalım. DAB. DAB'ye A diyelim. BCK. BCK'ya da B diyelim. Bunların ikisinin toplamı BKC'ye eşitmiş. BKC. Şuradaki açıya eşitmiş. Burası A artı B'ymiş dostlar. A artı B. Peki şu A ise yöndeşlikten burası da A'dır. Bakın aynı yöne bakan açılar eşitti. Peki şu A ile şuradaki açının toplamı dostlarım iki iç bir dışa eşit kuralından buraya eşit olacak. Demek ki A ise burası. Buraya da B kalmak zorunda ki A ile B'nin toplamıdır buradaki açımız. Yani bizim burada göreceğimiz olay şu adamın açıortay olduğuydu dostlarım. Ve açıortay ise kollarının oranı bakın 6'ya 8, hatta sadeleştirelim 3'e 4. Aynı şey ayaklarında da olacak 3'e 4. Direkt 3'e 4 yazdım. 3K'ya 4K yazmadım çünkü burası 7 idi. 3'e 4 yazmam zaten dengeyi sağladı. Şimdi bize açıortayın uzunluğu soruluyor dostlar. Normalde bunu sormazlar arkadaşlarım. Açıortayın uzunluğunu size üniversite sınavında bu sene sormayacaklar. Ama biz karşımıza çıktı. Muhtemelen eskiden kalan bir soru bu. Eski basımdan kalan bir soru. Karşımıza çıktığı için biz bir gömelim. Formülü de bir söylemiş olayım ben size. Çok da basit zaten. Açıortayın karesi yani x kare eşittir. Kolların çarpımı 6 kere 8 48 eksi ayakların çarpımı 3 kere 4 12. 48'den 12 çıkarsa 36 kalır. X kare 36 ise x de 6 gelir. Evet. Geldik 3. sorumuza. Bakalım bu ne diyor? ABCD bir yamuk diyor yine. Hadi gelin biz yine şunu çizelim mi arkadaşlarım? Şuradan bir paralelimizi çizelim. 6 ise burası da 6. Şurası 10'du. 4 kaldı buraya. Şu açıyla biliyorsunuz şu açı yöndeş buraya eşit. Şimdi şuna A diyelim. Şuna da A diyelim. Şuraya da B yazalım arkadaşlar. Ve bakın A ile B'nin toplamı 90'a eşit. Gördüğünüz gibi A ile B'nin toplamı 90 derece. O halde benim şuradaki açımın A artı B olduğunu görüyorum. Burası da 90 derece. Ve bakın ne oldu? Diklikten diklik indi arkadaşlar. O zaman biz bir Öklit çakarız burada hemen. Ne diyeceğiz? X kare eşittir 4 çarpı 9. Yani 36. X eşittir 6. Bu ne lan? Hepsinin cevabı 6 ve hepsinin cevabı Ceyhan gidiyor. Ana şıklarda da öyleymiş zaten. Şeyler de öyleymiş. Peki, hadi geldik buna. Bakalım bu ne diyor? Hemen şuradan bir paralelimizi çizdik gençler. 3 ise burası 3. Buraya 4 kaldı. Burası da kök 23. Şimdi dostum yine bakın burada da kenar ortayın uzunluğu var. Tekrar söyleyeyim. Açıortay ve kenar ortayın uzunluğundan size bu sene soru sorulmayacak. İçiniz rahat olsun. Şimdi burada da tabii ki bir formülümüz var. Kenar ortayın uzunluğu formülü. Ben şöyle yapayım onu yine de. Kenar ortayın yani x'in karesinin 2 katı eşittir. Kolların kareleri toplamı kök 23'ün karesi 23. 9'un karesi 81. Eksi indiği kenar var ya şu 8. 8'in karesinin yarısı. İşte formül bu. Düzenleyelim. 2x kare eşittir diyelim. Burayı toplarsam 104 yapıyor. Eksi 64'ü 2'ye bölersem 32 yapıyor. 104'ten 32 çıktı, 72 kalır.
2x kare 72 ise x kare 36 olur. X de 6 gelir. Sorumuzun cevabı da Ceyhan'dan geldi. Evet, 3 numara da tamamdır arkadaşlarım. Hemen geldik 4 numaralı köşe taşımıza. Birinci sorumuz. DAB ile, evet yine klasik bir sorudur arkadaşlarım. Muhteşem üçlü yaparak çözeceğimizi düşündüğüm bir soru. Bakalım. DAB şuradaki açıya A diyelim. CBA şuradaki açıya da B diyelim. Ve bize de diyor ki A ile B'nin toplamı 90. Şimdi bu soruyu iki türlü çözebilirsiniz. Ya şekli şöyle yukarıya doğru üçgeni tamamlayıp yukarıdaki açıya 90 derece deyip muhteşem üçlü yapabilirsiniz. Ya da bakın tam şu K noktasından bir buraya paralel, yani şuna paralel bir doğru çizip şuranın da yöndeşlikten A olduğunu, bir de şuna paralel doğru çizdiniz. Bakın şununla da şu paralel, yöndeşlikten burası B. A ile B'nin toplamı 90 olduğu için buraya da kaldı 90 derece diyebiliriz. Peki paralel kenar yaptık, burası da 3, şuraya 5 kaldı. Paralel kenar yaptık, burası 3, buraya 5 kaldı. Bakın şu dik üçgenimde şu adam kenar ortay oldu. Yani muhteşem üçlü var demektir. 5, 5, x'imiz de 5 olacak demektir diyebiliriz. Evet, geldim 2 numaralı soruya. Yine neredeyse aynısı arkadaşlarım. DAB ile CBA'nın toplamı, evet bununla bunun toplamı 90'mış. Biz yine şuradan da bir paralel çizelim. 1 olsun, şuraya 5 kalsın. Şuradan da bir paralel çizelim. 3 olsun, şuraya 5 kalsın. Ve bu açımız şuna eşittir B. Bu açımız A ise bu da A'dır diyelim. Bir önceki sorunun tıpatıp aynısı olduğu için çok fazla uzatmadan buranın da 90 olduğunu, 5, 5 muhteşem üçlüden bizim de sorumuzun 5 geldiğini söyleyelim. Evet, geldik buna. Bakın burada da olayı tersten sormuş sanki. EF X'in alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır diye de bir soru sormuş bize. Gelin biz yine şuradan da paralelimizi çizelim. Şuradan da ona paralel çizelim. Yani şurası 10 olsun. Şurası 12 olsun. Başka neler var? DF ile orası eşit. O oraya eşit. EF X'in alabileceği kaç farklı değer vardır diye de bir soru sormuş bize. Tabii şimdi böyle çizdikten sonra arkadaşlarım, bakın şunları da bir görelim de ondan sonra konuşayım. Şuna AA, şuna da A diyelim, şuna da A. Şimdi şuraya B yazarsam bakın A ile B'nin toplamı iki çizgili kenar. O zaman burada B olacak ki A ile B'nin toplamı iki çizgili kenar olsun. Şimdi aslında soru bize kenar ortayın uzunluğunun alabileceği değeri soruyor. Kaç tane farklı değeri vardır diye soruyor. Tabii biz bundan açı kenar bağıntılarında aynısından çözdük arkadaşlarım detaylı bir şekilde. Hemen tam şuradan bir orta taban çizeceğiz demiştik. 12'nin yarısı olacak 6. Şurayı 2'ye bölecek 5, 5. Sonra da bakın şuradaki üçgende x dediğimiz şey 6 ile 5'in toplamından küçük, 6 ile 5'in farkından da büyük olacaktı. Açı kenar bağıntılarında öğrendiğimiz üçgen eşitsizliği kuralından. Ve burada da alabileceğimiz değerler işte 2, 3, 4, 5 diye 10'a kadar gider. Toplam kaç değer vardır sorusunun cevabı da 9 tanedir. Bunu nasıl buluyorduk kısadan? Büyükten küçüğü çıkar 10, bir de 1 çıkar 9. Şimdi neredeyse benzeri mi diyeyim? Yok, burada direkt değeri soruyor bize. Bulundukları kenarların yine orta noktaları da demiş. 6 var, 8 var. DAB ile, yani şu açı ile A diyelim. CBA'nın toplamı, şuna da B diyelim, 120 dereceymiş. Bakın yine paralelimi çiziyorum. Şurası 6. Buradan da paralel çiziyorum. Burası 8. Yine şurası B. Yine şurası A geldi arkadaşlar. Ve bakın bu tık tık, buraya da tık tık. Bu tık tıksa buraya da tık tık yazdık. O halde şu kenarla da şu kenar eşit oldu. Bu adam kenar ortay geldi. Şimdi 6 var, 8 var. Bir de 120 idi değil mi? Şu A ile B'nin toplamı 120 ise şuradaki açımıza da 60 derece kaldı dostlarım. Hemen şuradan yine orta tabanımızı çizelim. Burası 4 oldu. Burayı 3, 3 diye böldü. U kuralından 60 ise şu açımız 120 geldi. Yani sorumuz aslında şöyle bir soruymuş dostlar. Onu biraz daha şuraya çizeyim ben. Şöyle bir üçgen düşünün. Geniş açılı bir üçgen. Açımız 120. Burası 3. Burası 4. Bizden de x'i istiyor arkadaşlar.
Peki ne yapıyoruz öğretmenim? İster kosinüs teoremi yapıyoruz, istersek de şu 120'den kardeşini gösteriyoruz dostlarım, 60'ı. 60'ı görünce dik indiriyoruz. Şurası 30, 90'ın karşısı 4, 30'un karşısı 2, 60'ın karşısı 2 kök 3'ü yazdım. Hadi Pisagor'umuzu çakalım. X kare eşittir. Bir 5'in karesi 25, bir de 2 kök 3'ün karesi 12'dir. Topladık 37. Kök 37 gelir. Sorumuzun cevabı dedik. Evet, ilk 4 köşe taşını gömdük. 25 dakikada geçmiş arkadaşlarım. Hadi bakalım bir sonraki videoda diğer köşe taşlarını gömeriz. Öpüyorum hepinizi. Görüşmek üzere.